Hani bazı oyuncular vardır. Başrol değildir belki ama dizide figüran olmasına rağmen, yan karakter olmasına rağmen kilit role sahiptir ve başrol oyuncusunun oyunculuğunu da güzelleştirir. Diziye ayrı bir hava katar. İşte öyle bir oyuncu olan B6 vitamininden bugün sizlere bahsetmek istiyorum. B6 vitamini nedir? Diğer tüm B grubu vitaminler gibi suda eriyen bir vitamindir ve fazlası idrarla atılır. İsmi piridoksindir. Piridoksin, piridoksamin, piridoksal isminde farklı formlarda besinlerde bulunabilir veya takviyelerde bulunabilir. Zamanında adermin ismini de almıştır, yani anti dermatit vitamini anlamında. Çünkü B6 vitaminin eksikliğinde biz cilt lezyonları, dudaklarda kuruluk, çatlak, dilde de yine kızarık ve yaralar görebilmekteyiz. Zamanında böyle de isimlendirilmiştir. B6 vitamini rol aldığı görevleri dolayısıyla vücutta çok önemli işlevlere sahiptir. Bunların en başında önemli bir nörotransmitter olan dopamin üretiminde görev alması, dopamin de ileri işlemlere tabi tutulduğunda mutluluk hormonu serotonin ve gece uyurken sentezlediğimiz vücut için çok önemli görevleri olan melatonin hormonuna da dönüşmekte. Dolayısıyla ruh hali dengesinin sağlanmasında B6 vitamini vitamini oldukça önemli. Özellikle magnezyumla birlikte B6 vitamini alındığında bütün bu reaksiyonlarda birlikte görev alıyorlar. Hem magnezyumun emilimini artırıyor hem de magnezyumla elde edeceğimiz faydaların daha fazla olmasına katkıda bulunuyor. Tüm magnezyum videolarımda söylediğim gibi magnezyum B6 vitaminsiz olmaz. Birlikte olduğunda elde edilen fayda çok daha fazla olacaktır. Hazır ruh hali demişken B6 vitamininin çok önemli bir görevi daha var. O da GABA sentezlenmesinde görevlidir. GABA bize sakinlik veren, bizi frenleyen bir moleküldür. Hatta B6 vitamini eksikliğinde kişilerde sinirlilik, agresiflik, anksiyete ve depresyonda görülebilir. İşte B6 vitamini hem nörotransmitter sentezlenmesine görevli olduğu gibi GABA üretimine de görevli olduğu için bizi sakinleştirir, frene basar. Hatta dirençli epileptik vakalarda da B6 vitaminini ekstra vererek nöbetlerde de katkı sağlayabiliyoruz. B6 vitamininin diğer görevli olduğu yer ise metilasyon döngüsü. Daha önce bununla ilgili size birçok video yayınladım. Metilasyon döngüsü hem biraz önce söylediğim gibi serotonin, dopamin, melatonin gibi nörotransmitterlerin sentezlenmesi yanında enerji üretiminde glutatyon gibi antioksidanların sentezlenmesinde çok önemli ve özellikle homosistein dediğimiz bir molekülün vücuttan temizlenmesinde B6 vitamini kritik rol oynuyor. Homosistein ne yapıyordu? Hem kalp damar hastalıkları için bir risk faktörüydü. Yani sizin belki 5-10 yıl sonra kalp krizine doğru giden bir süreçte olup olmadığınız, felç geçirip geçirmeyeceğinizin ayak sesiydi homosistein yüksekliği. Özellikle sigara içmek, sedanter, hareketsiz bir yaşam sürmek, kilolu olmak, kronik hastalıklar, vitamin mineral eksiklikleri, yeşillikten fakir beslenmek gibi birçok homosistein yüksekliğine sebep olan faktör vardı. Daha önce bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım ve homosistein metilasyon döngüsü doğru çalışırsa vücuttan temizlenebilen bir molekül. Bunun da temizlenmesine kilit rol oynayan vitamin B6 vitaminiydi. Özellikle B9 ve B12 vitaminleriyle birlikte ve hatta diğer birçok B vitaminiyle birlikte metilasyon döngüsünün doğru çalışmasına katkıda bulunuyor. B6 vitamini'nin bir diğer görevi ise nöronların etrafını saran yani sinir hücrelerimizin etrafını saran mielin kılıf oluşmasında görevlidir. Sinir hücrelerimizde, örneğin sizin eski bir bilgiyi hızlı bir şekilde çağırabilmeniz için niyelin kılıf fonksiyonları önemlidir. Burada da B1 vitamini videosunda da benfotiamin videosunda da detaylı bir şekilde anlatmıştım. B6 vitamini özellikle B12 vitamini ve B1 vitamini ile birlikte mielin kılıf fonksiyonlarında temel görevli vitamindir. Hem beyin sağlığını desteklemeye fayda sağlar hem sinir hücrelerinin fonksiyonunu doğru yapabilmesinde görevlidir. Mesela bir diyabete bağlı nöropati problemi olanlarda herhangi bir sinir hasarıyla seyreden felç gibi durumlarda fayda sağlayabilir. Yani her türlü sinir hasarıyla seyreden tabloda B6 vitamini önemli bir rol oynamaktadır. B6 vitamini diğer B vitaminleri gibi enerji üretiminde de görevlidir ve aynı zamanda kan hücrelerinin üretiminde de görevlidir. Dolayısıyla B6 vitamini eksikliğinde biz enerjisizlik ve anemi gibi kansızlık gibi problemlerde görebilmekteyiz. B6 vitamini biz normalde nereden alıyoruz? Özellikle et ürünleri, balık, bazı tahıllar, nohut mer mercimek, fasulye gibi bazı baklagiller, patates, ıspanak, brokoli, havuç gibi bazı sebzelerden biz normalde B6 vitamini alabiliyoruz. Yetişkin bir insanın da günlük B6 vitamini ihtiyacı 1,5-2 mg civarında. B6 vitamini vücutta azaltan bazı durumlar da var. Özellikle fenitoin, fenobarbital içeren epilepsi ilaçları, izoniazit içeren tüberküloz ilaçları, Parkinson tedavisinde kullanılan eldopa, oral kontraseptifler yani doğum kontrol ilaçları ve hidralezin içeren tansiyon ilaçları vücutta B6 eksikliği yaratabilmektedir. B6 vitamini eksikliğinden daha çok semptomlarla şüphelenilmekte. Ancak zaten B6 vitamini videonun en başında da söylediğim gibi başlı başına bir tedavi olarak yüksek dozlarda değil. Genelde biz işte B komplekslerin içinde diğer B vitaminlerinin etkisine yardımcı olması amacıyla kullanmaktayız. Magnezyum takviyelerinde yanında B6 vitaminini konumlandırmaktayız. Yani B6 vitamini çok önemli bir yardımcı oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ancak sakinlik, sedasyon ve baskılama istediğimiz bazı özel durumlarda epileptik ataklar olabilir, konvizyonlar olabilir. Burada izole olarak B6 vitaminini 10-20 mg gibi dozlarda da kullanılabilmekte. B6 vitamini kullanırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? B6 vitamininin piridoksin hidroklorür formunda pasif formları takviyelerde bulunabildiği gibi piridoksal 5 fosfat dediğimiz P5P olarak kısalttığımız aktif formu yani vücutta görev alan, daha hızlı reaksiyonlara katılabilen formunu kullanmak önemli. Mesela magnezyum takviyesinin içerisinde piridoksal 5 fosfat formunda bir B6 vitamini olması elde edilen faydayı daha da artıracaktır. Evet, size bugün süper yardımcı B6 vitamininden bahsetmeye çalıştım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan okuyabilir. Beni Instagram da Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.